EYT'siz 48 ila 49 54 ila 55 yaşında erken emeklilik. Sigorta başlangıcı 52 hafta geri çekiliyor. Erken emeklilik için yeni formüller arayanlara güzel haber geldi. Bu yöntem sigorta başlangıcına 52 hafta geri çekiyor. Bu sayede 48 49 54 55 yaşında erken emeklilik mümkün oluyor. EYT yasası milyonlarca kişi için emeklilik yolunu açmıştı. Ancak ette eksik primi olanlar, staj ve çıraklık sigortası mağdurları, 2000 yılı sonrası sigorta girişi olanlar büyük bir mağduriyet yaşadı. Şimdi milyonlarca vatandaş EYT'siz erken emeklilik yöntemlerini araştırıyor. Özellikle staj ve çıraklık mağdurları sigorta başlangıcını öne çekecek formülleri bulmaya çalışıyor. Peki erken emeklilik şartları neler? Eksik primle erken emekli olmak mümkün mü? Staj sigortası hangi durumlarda geçerli oluyor? Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için erken emeklilik formülleri haberimizde. Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak EYT yasası ile birlikte bu şartlardan bazıları esnetilmişti. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesi ile yıl ve prim gün sayısı şartını taşıyanlar yaşa bakılmadan erken emeklilik hakkını elde etti. Ancak EİT'te bazı sebeplerden dolayı mağdur olan ve kapsam dışında kalan vatandaşlar da oldu. Özellikle staj ve çıraklık mağdurları EİT'te en çok üzülen kesim olmuştu. Bu refah staj ve çıraklık sigortası mağdurları için de güzel haber geldi. Yeni yöntemle beraber sadece çıraklık mağdurlarına erken emeklilik geliyor. Peki emeklilik reformu ne zaman çıkacak? Kısmi emeklilik düzenlemesi ne zaman geliyor? Staj ve çıraklık sigortası hangi durumlarda geçerli oluyor? EYT'de kapsam dışı kalan staj ve çıraklık sigortası mağdurları uzun süreden beri hak arayışına devam ediyor. Özellikle staj sigortası hangi durumlarda geçerli oluyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Avukatlar da staj sigortası ilk 6 ay mahkemelerde kalan 6 ayda avukat yanında olmak üzere baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile tespit edilebiliyor. Avukatlar bu süreç sigorta olmasa da borçlanabiliyor. Ayrıca staj süresi de anneler içinde bir ayrıcalık da alıyor. Anneler sigortalı olmadan önce doğum yaptıkları dönemi borçlanamıyor. Ancak bu süre staj süresi olursa borçlanma yapılabiliyor. Staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için bir süredir yeni düzenlemeler konuşuluyordu. EYT'de kapsam dışı kalan yaklaşık 250 bin staj ve çıraklık mağduru için kısmi emeklilik sistemi önemli bir düzenleme olacak. Kısmi emeklilik sisteminin hayata geçeceği tarih bu nedenle merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hala hazırlıkları devam eden düzenleme en geç Ocak 2024'te meclise gelecek. Düzenlemenin TBMM'ye geldikten sonra kısa süre içinde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları bu da düzenleme sayesinde erken emeklilik hakkını ele alabilecek.